Sabahın 5:25'i. Ve yolculuk başlasın. Böyle erken yolculuklara sıcak bir simitle başlamak gibisi yok. Bu sefer Konya üzerinden değil, Güney Sınır Bozkır üzerinden gideyim dedim. Yol epeyce sakin, bol virajlı. Bolda köy minibüsü var. Başka pek bir araç yok. Biz soğuktan dönüyoruz. Anamlar motorla geziyor yahu. Arkadaşlar, Beyşehir turumuz, ilk ziyaretimiz Fatih Hocam olacak. Dağlıoğlu Silah Sanayi'ne. Şimdi sıklıkla Dağlıoğlu silahları hakkında videolarımızı izlediniz, incelemelerimizi, testlerimizi gördünüz. Onlarla ilgili bir sıkıntı yok. Ama fiyat hususunda biraz tereddütler var. Neden bu kadar pahalı, hani Türkiye koşullarında diye düşünülüyor. Girelim Fatih Hoca ile beraber bakalım. Acaba pahalı olmasının sebebi, en azından Türkiye koşulları için söylüyorum. Çünkü bir ithal tüfekle yerli tüfeği karşılaştırdığımızda arada yine halen dağlar kadar fark var. Dağlıoğlu'nun fiyatları neden bu şekilde? Kendisinden bir bilgi alalım. İçeride kendisiyle görüşelim. Bugün kameraman da sunucu da benim. Onun için kamerayı arada ben görüneceğim. Çoğunlukla beni zaten yeterince görüyorsunuz. Firma sahiplerimiz görecek, onlarla sohbet edeceğiz. Dağlıoğlu firmasındayız. Ürünleri zaten biliyorsunuz ama aynı zamanda hem yurt içi hem yurt dışı olan ürünleri şöyle küçücük bir göz atalım. Sonra birkaç bilgi alalım Fatih Hocam'dan. Bakın 410 geliyor inşallah. Yakın zamanda piyasada olacak. Şimdi hepsinin bilgisini alacağız. Şimdi şunları göreceksiniz, direkt fiyat soracaksınız. Sormayın. Bunlar yurt dışı üretim. Yani Türkiye için bu namlu boylarıyla yasal olarak burada satış mümkün değil. Hocam merhaba. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? İyisin inşallah. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi silahların yapımlarıyla ilgili pek çok video zaten çekiyoruz. Bugün evet, birazcık farklılık yapacağız. Sizin silahlardaki fark nedir? Onu gösterelim. Tamam hocam. Gösterelim. Masanın üzerinde bazı parçalar var. Şöyle ufak tefek bir açıklama yapalım hocam. Şöyle kısaca göstereyim. Evet Fatih Hocam. Hocam öncelikle biz bu piyasaya 30 yıldır kendi iş yerimizi çalıştırıyoruz. Silah tamir bakım üzerinden gelmiş bir insanım. Son 3 yıldır da bu tüfeği Rusların Kalashnikov diye bilinen silahlarını alt tüfeği olarak neden olmasın diye kafamda bir proje yaptım. Ve bu projeyi de sağlam bir tüfek yaparak hep şunu dedim. Müşteri bir tüfeği aldığında geri fabrika dönüşü olmasın. Müşteri bu tüfeğe para verdiği için bu insana kaliteli tüfek vermek gerekli. Bu insana verdiğin tüfek de torundan torununa gelmesi lazım. Ben şunu düşünüyorum. Bana aralarında bu tüfeğin fiyatı neden bu kadar yüksek diye Türkiye şartlarında. Ben şunu diyorum. Biz tüfeğimizi verdik mi senin torununa kalacak bu tüfekte. Ben her zaman kaliteli işçilik, kaliteli iş, fazla modele gerek yok hocam. Ben AK-47 florumunda yapmış olduğum tüfek, yurt dışı olsun, yurt içi olsun, çok şahane bir markamız oldu 3 yılın içinde. Bizim tüfeğin, şöyle izah edeyim hocam. Şöyle 9 kiloluk bir çelik. 9 kiloluk çelik içini boşaltmak, boşaltmak bu kadar zor ki hocam. Her kullanılan parmak frezeler olsun, bıçaklar olsun, 20 dolardan başlıyor, 1000 dolara kadar, 1500 dolara kadar
CNC makinelerini kullanmış olduğu bıçaklar vardır. Bu bıçaklar bu çeliği işlerken şu alüminyum parça mesela, bu parçayı günde sen bundan 1000 tane çıkarabilirsin ama bundan ayda 1000 tane çıkaramıyorsun. Bundan günde 1 tane çıkarabiliyorsun ama ayda 1000 tane bundan çıkaramıyorsun. Bunun işçiliği zor olduğu için bizim kullanmış olduğumuz çelikler 4140 çelik ve 1050 çelik, 1040 çelik pardon. Kullandığımız çelikler hepsi ısır işlemli. Biz bunları döküm de yapabiliriz. Ama dökümde kırılma yapıyor. Bazı firmalar döküm yapıyor. Saçtan bükme yapıyor. Saç patlama yapıyor. Saç zamanla açılma yapıyor. Ama bizim kullandığımız, yani şu şekilde göstereyim hocam. Şu işlenmiş bitmiş halimiz. Şunu hocam, bizim kütük olarak almış olduğumuz, kütük olarak almış olduğumuz işlemeye hazır olan çeliğimizdir. Bizim bu kasada uyguladığımız kilit sistemi içinde hocam. Bu kilit sistemi içinde olduğu için mekanizma burada kilitliyor bunu. Ve bunu biz ömür boyu garanti veriyoruz. 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl, 3 yıl vermiyoruz. Biz müşterimize diyoruz ki benim tüfeğim ömür boyu garantilidir. Ben tüfeğime güvendiğim için ömür boyu garanti veriyorum. Türkiye şartlarında 10 yıl, 2 yıl, 10 yıl arası bir garanti şartları var. Ama 2 yıl sonra fabrikalar, bazı fabrikalar müşteri 10 yıl verse de diyor ki sen de müşteri hassasıdır diye para ücret talep ediyor. Ama bizde böyle bir şey yok hocam. 5 yılda gel sonra gelsin. 10 yıl sonra da tüfeğinde bir ufacık bir arıza dahi olsa olmayacak bir şey de arıza dahi olsa biz ücretsiz yaparak müşterimizin arızasını gideriyoruz. İkinci bir konu hocam. Bizim lambamız komple doludan işleme. Doludan işleme. Bu kullanmış olduğumuz çelik doludan işleme hocam bizim. Bazı silah fabrikaları bunu boru olarak kullanıyor. Boru da kalitesiz olduğu için işçilik ucuz oluyor. Bizim şu gaz odamız. Bunu biz normalde döküm yapabiliriz. Döküm yaptığımızda o biraz maliyeti düşük olur. Ama ben üzerindeki pürüzsüz çıksın diye CNC makinalarda işlettiriyorum ben bunu. CNC tabir ettiğimiz makinalarda işlettiriyorum ben bunu. Neden? Ürünümüz kaliteli. Biz her gün daha kaliteyi arttırmaya çalışıyoruz hocam. Dünya standartlarında kullanılan bu pilotlarında tüfekler hepsi sajdan bükmedir. Sajlar da ileride sıkıntı yaratıyor. Bazı müşterilerimiz yani şunu horoz. Bu bir horozdur hocam. Bu horozu biz bu çelikten işliyoruz. Çelikten. Bunu döküm yapabiliriz. Maliyeti 5 TL'dir, 10 TL'dir. Ama ben bunu işletiyorum 50 TL maliyet oluyor bunun. Önemli olan bunun sağlamlığı. Bize döküm yapıldıktan sonra, 2 sene sonra bu kırıldıktan sonra bizim müşteri karşısında mahcubiyetimiz olacak. Benim şu da hocam bizim tetiğimiz. Bu da aynı şartta. Bu da doludan işleniyor. Bu tetiğimiz de doludan işleniyor. Bunlar da tetik korkulumuz. İstanbul'da ısır işlemden geçiyor. Hep kalıplı makinalarımızda. Bu üst kapağımız. Bu da metal. Bu da çelik ısır işlemde. Şu en önemlisi kullandığımız mekanizmadır. Evet. En önemli tüfeğin en hoşuma giden tüfeğimizin için en önemli olan bir insanın kalbi derler ya. Bu da bizim makinamızımız hocam. Bu makinamız şu dolu çelikten işleniyor hocam. Bu doludan işleniyor hocam. Bu doludan işlediğimiz çelik işlendikten sonra ısır işleme gidiyor ve polizaja tabi tutuluyor. Hiçbir şekilde üzerinde bir pürüz istemiyorum. Kesinlikle müşteri bizi arayıp da mekanizmanızda bir pürüz vardır demesinler. Ondan sonra hocam bizim kullanmış olduğumuz alev gizleyenler bile doludan işleniyor. Bunlar bile doludan işleniyor. Piston dediğini tabir ettiğimiz silah çalışmasına gazını geriye basan piston da bu da çelikten işleniyor. Bütün Dağlıoğlu'nun kullanmış olduğu cevizler birinci, ikinci sınıf cevizler kullanıyoruz. Kaliteli cevizler kullanıyoruz. Fırınlanmış cevizler kullanıyoruz. Kurumuş cevizler kullanıyoruz. Biz normalde bir yaş bir ceviz kullanılsa, taze bir ceviz kullanılsa 2 yıl sonra eğilme yapıyor. Ama biz bunu biraz pahalanıyoruz ve diyoruz ki bizim tüfeğimiz kaliteli olduğu için kaliteli ceviz kullanıyoruz, kaliteli metal kullanıyoruz. Bizim ömür boyu garanti verme sebeplerimizden biri budur hocam. Yani gerek silah severler olarak,
Gerek yurt dışı, gerek yurt içi müşterilerimizin daha şimdiye kadar bir tepkisini almadık. Bizim müşterimizden almış olduğumuz ücret karşılığı tüfeğimizin parasını bir kere hak etmemiz gerekli. Biz müşteriye basit bir tüfek verdiğimizde bu müşteri memnun kalmadığından dolayı bu almış olduğumuz ücret bile haramdır benim gözümde. Ben kendi içimi kullanıyorum hocam. Kendim olarak söylüyorum. Onun için bizim tüfeğimizin bütün işlenmiş namlusundan, gövdesinden, pistonundan, piminden hepsi çelik. İşçilikle ve ısır işleme ben Konya'da yaptırmıyorum hocam. Daha kaliteli olsun diye İstanbul'a gönderiyorum. Türkiye'nin en kaliteli işini yapan firmalara gönderiyorum. Ve hep şunu diyorum. Kaliteli ürün çıkacaksa kaliteli yerlerde yaptıralım. Parçalarının ufacık bir firmada yaptırdığında küçücük bir hata olsa o firmayla işimizi bitiriyoruz. İlişkimizi kesiyoruz ve o firmada iş yaptırmıyoruz. Bizim için vermiş olduğumuz sözün arkasında müşterilerimize duruyoruz. Neden? Kaliteli tüfek yaptığımızda müşterimiz gittiğinde bizi arayarak tekrar teşekkür ediyor. Böyle bir tüfek beklemiyordum. Biz bu sözleri duyduğumuzda biz çok memnun oluyoruz. Biz gururlanıyoruz. Biz daha çok kaliteye önem veriyoruz. Yani silah severlere söyleyeceğim şudur. Bizim fiyatlarımızın belki Türkiye şartlarına biraz fazla olabilir ama bu da gerçekten işçilikten kaynaklanıyor arkadaşlar, sayın silah severler. Yani şunu düşünün. Şunun içini boşaltmak önemli olan bu kasa bizi çok yoruyor. Biz yapmak istemesek de müşterimiz illa FD63 modelli diyor. Çelik kasa. Artık yani çelik kasamız bir sevinir hale geldi ülkemizde. Çelik kasa yapmamızın sebebi ömürlük bir silah yapıyoruz. Ben silah severlere şu müjdem de var inşallah en yakın zamanda G1 modelimiz de çıkıyor, o da çelik kasa. Pompalı modelimiz bir tane çıkıyor, o da çelik kasa. Çok güzel. Ben direkt 36 kalibre 410'u soracaktım, sen diğerleri getir hocam. 410 satışa bu hafta sonu satışa sürüyoruz hocam. 410'umuz vatandaşımıza, milletimize, silah severler hayırlı olsun. O da komple çeliktir. Dağlıoğlu fabrikasından hiçbir şekilde şunu iddia ediyorum. Alüminyum bir silah yapımı çıkmayacaktır. Bunu kimse beklemesin. Ben alüminyumdan silah yapmam. Benim her zorları başarmak istiyorum. Zor olanını başarmak istiyorum. Bütün modellerde çelik kullanacağız Allah'ın izniyle. Bizim başlangıç şeklimiz çeliktir. Ve ömür boyu da çelik başlayacağız Allah'ın izniyle. Çelikten üretilen her model çelikten olacak Allah'ın izniyle. Düşüncelerimiz bunlardır. Silah severlere de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Hepsine selamlarımı sunuyorum. Buraya kadar da geldiniz. Hocam ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Her zaman beklerim. Biz de bekleriz her zaman. Allah'ın izniyle hocam. Allah'a emanet olun. Sağ olun hocam.